Merhaba sevgili arkadaşlarım. Bugünkü dersimizde kimya ve enerji ünitesinin son başlığı olan HES kanunundan bahsedeceğiz. Sevgili arkadaşlarım, tepkime ısılarının toplanabilirliği yasasına göre düzenlenmiş olan bu kanunda bir reaksiyon birden fazla reaksiyonun toplamıyla elde ediliyorsa bu reaksiyonun ısısı onu oluşturan reaksiyonların ısılarının toplamını eşittir diyoruz. Buna biz HES yasası diyoruz. Şöyle ki şöyle bir örneğimiz olsaydı iki aşamadan iki basamakta oluşan kükürt dioksit ve oksijenden kükürt trioksidin oluşumu tepkimeleri verilse biz bir tarafta ürünlerde bir tarafta girenlerde olan maddeleri birbirinden çıkartıyoruz. Artı ile eksinin birbirini yok etmesi gibi sevgili arkadaşlarım. Bakın burada 2S var. Tepkimeye girenlerde 2S var. Ürünlerde de 2S var. Bu artı ve eksinin birbirini yok etmesi gibi birbirini yok etti. Başka burada 3 tane oksijen var. Burada ise iki tane oksijen var. 2 oksijen gider. Buradan da bir tane oksijen kalır. Kalanları yazarsam iki kükürt dioksit bir de oksijenden burada ne oluşacak sadece? 2 kükürt trioksit oluşacak. Peki yeni oluşan denklemin delta H'ı entalpisi ne olacak? Topladığım tepkimelerin entalpileri toplamına eşit olacak. Yani bir ve ikinci basamakta bunların 140 kilo kaloriydi birinci tepkimenin entalpi değeri. İkinci minki eksi 190'dı. Bu ikisini toplarsak ne olacaktır? Son tepkimenin delta aşı eksi 50 kilo kalori olacaktır. Aslında bu bölümde anlatacağımız konunun özü bu. Burayı anladıysanız bundan sonra yapacağım işlemleri çok kolay bir şekilde anlarsınız. Tepkimeleri taraf tarafa toplayacağız. Biri ürünlerde biri girenlerde ise artı ve eksinin birbirini yok etmesi gibi yok edecek. Ana tepkimemi oluşturacağım. Bu tepkimede kaç tane tepkimeyi topladıysam o tepkime'nin entalpilerini de toplayacağım. Ve sonuca gideceğim sevgili arkadaşlarım. Pekala şu şekilde... Bu yasayı uygularken birkaç kuralımız var. Ondan da bahsedeyim ve örneklerimize geçelim. Diyoruz ki bir tepkime ters çevrilirse delta H'nin işareti değişir. Çok çok önceden zaten biz bunu biliyoruz. Bir tepkime herhangi bir sayı ile çarpılır ya da bölünürse delta H de o sayıyla çarpılır ya da bölünür diyoruz. Tepkimeler toplanırsa delta h'lar da toplanır. Üç tane basit kuralımız var. 3 basit kuralı uygulayarak sorularımızı çözebiliriz. Şöyle bir sorumuz olsaydı sevgili arkadaşlarım. Görüyorsunuz ekrandan. Ee, şunu elde etmeye çalışacağım ben. Şunu. Peki bunu elde etmeye çalışırken bakıyorum başlangıçta kim var? C2H4 var. Burada nerede var C2H4? Birinci tepkimede var. Ama bir sorunum var. Burada nedir C2H4? ürünlerde, burada girenlerde olacak. O zaman birinci tepkimeyi ters çevireyim. Ters çevirdiğim zaman şöyle yazabilir miyim kıymetli arkadaşlarım? C2H4 ters çevirdiğim için 2 karbon artı 2 hidrojen. Evet, hepsi gaz katı olduğu için yazmıyorum altlarını. Peki ters çevirdiğim için burada delta H değerim kaç olacaktır? Burada delta H değerim eksi 12,5 olacaktır. Pekala oksijene geliyorum. Oksijen iki yerde var. Kural der ki iki yerde olan maddeyi denkleştirmeye çalışma. Onunla sağlamasını yap. Çünkü birinden uygularsam birinden kaçırırım. Onu bıraktım. Ne geldik? Karbondioksit, iki karbondioksit. Karbondioksit nerede var? İkinci tepkimemde var. Bakın. Ürünlerde, burada da ürünlerde iki ile çarparsam o iş olacak gibi. O zaman iki karbon artı iki oksijen devamında iki karbondioksit. 2 ile çarptığım için buradaki delta h ne olacaktır? Eksi 188 olacaktır. Suya baktım. Su iki tane su var ürünlerde. Su nerede var? Üçüncü tepkimede ama bir tane. O zaman üçüncü tepkimeyi de 2 ile çarpayım. 2 ile çarparsam 2 hidrojen artı oksijen yarımla 2 çarparsam 1'dir. Ve buradan da 2 su oluştu mu oluştu. Delta H ne olacaktır arkadaşlarım buradan? Buradan da delta H eksi 57 2 ile çarparsam Eksi 114 olacaktır. Şimdi taraf tarafa topla diyor kural. Topluyorum. Toplarken şöyle kalemimin rengini bir değiştireyim. Evet. Ee, sevgili arkadaşlarım biriz bakın iki karbon burada tepkimeye girenlerde burada ürünlerde birbirini yok eder. İki hidrojen burada tepkimeye girenlerde burada ürünlerde bu da birbirini yok eder. Kalanları yazarsam bu tarafta C2H4 kaldı. Bir de iki oksijen burada, bir oksijen burada. Üç tane oksijen kaldı. Devamında iki karbondioksit ve buradan da iki su kaldı. Evet dediğime ulaştım mı? Hedefime ulaştım. Yaptığım işlemler doğru, attığım adımlar doğru. O zaman şu del taşlarının tamamını toplamam lazım. Yeni oluşacak tepkimenin del taşını bulmak için. Yani eksi 12 buçuk artı eksi 188 artı eksi 114. Efendim 12 ile burayı toplarsam ne, ne gelecektir? Ee, burası 200, 314 buçuk. Eksi 314 buçuk olacak. Doğru cevabım da Bursa olacaktı. Bu şekilde yapacağız arkadaşlarım bu soruların çözümünü. Bir sonraki çözüme geçersem. Burada bakın bizim ana hedefimiz ne? Şuna ulaşmak. Şu tepkimeye ulaşmak. Burada ne var? 2NO var. NO'nun yukarıda nerede var? Bakın şurada var ama burada ürünlerde. Tepkimeye girenlerde olması için bunu bir ters çeviriyorum. O zaman şuraya yazıyorum. 2 NO. Devamında N2 artı O2 yazdım. Burada delta H'im ne olacak kıymetli arkadaşlarım? Delta H'im eksi 142 olacak. Ters çevirdiğim için. Peki başka 3 su. 3 su tepkimeye girenler bölgesinde. Bakın su nerede var? 3. tepkime de var. Ters çevirip 3 çarpacağım. 3 çarparsam 3 su devamında arkadaşlarım 3 H2 artı 3 bölü 2 O2 oldu. Burada delta H ne olacaktır? Delta H'im ne olacaktır burada? Efendim 284'ü 3 ile çarparsam şurada çarpayım mı? 12'ye 2 elde var. 1, 24, 25'e 5 elde var. 2, 6, 8 852 ee, ters çevirip arkadaşlar çarptığım için işaret değişecek ve burası 852 olacak. Ee, başka ne var? Amonyak var arkadaşlarım. Bakıyorsunuz amonyak tepkimeye ürünler yönünde olacak. Burada ise tepkimeye girenler yönünde. O zaman onu da ters çevirmem lazım. Onu da ters çevirsem şöyle mi olacak? N2 artı 3 H2 devamında 2 amonyak. Bu şekilde olacak. E, ters çevirdiğim için onun da delta işareti ne olacak? Ters olacaktır. Eksi 92 olacak. Şimdi her iki tarafı şu şekilde toplarsam. Şu kalemimin rengini müsaadenizle yine değiştireyim. Bu sefer de şöyle bir renk olsun. Evet. Şimdi burada baktığımız zaman azotlar gider mi? Evet azotlar gider aynı yerde. Başka? Şu 3 tane hidrojen burada var. Bu da gider mi? Gider. Kalanları bir yazsam. Kalanları yazıyorum. 2 NO artı. 3 H2O devamında 2 amonyak arkadaşlarım bir oksijen burada bir buçuk da burada iki buçuk yani 5 bölü 2 oksijen demek ki yaptığım işlemler doğru o zaman ne yapmam lazım şunları toplamam lazım bunları toplayacağım ama eksileri bir artıları bir toplarsam daha mı iyi olur bence daha iyi olur öyle yapayım ben de efendim ne yapıyorum 142 ile 92'yi bir toplayayım. Bunlar eksi olduğu için 4. 13 e 3 elde var. 1, 2. Eksi 234. 852'den eksi 234'ü çıkartacağım. Yani 852'den 234'ü çıkartacağım. Çıkartayım. 852'den efendim 234'ü çıkartıyorum. 12'den 4 gitti. 8 4'ten 3 gitti 1 618 işaretim artı doğru cevabım Ceyhan olacaktır kıymetli arkadaşlarım. Biraz önce çözdüğüm sorudan çok farklı bir şey yapmadım. Şura benim hedefim buraya ulaşmak için şunları belli sayılarla çarpacağım, böleceğim, ters çevireceğim ve sonucu bulmaya çalışacağım diyorum. Devam ediyorum kıymetli arkadaşlarım bir sonraki soruyla. Tepkimelerin standart koşullarda entalpi değerleri yukarıda verilmiş. Buna göre 45 gram suyun aynı koşullarda buharlaşması sırasında ısı değişimi aşağıdakilerden hangisidir? Burada ne diyor? Bana suyu buharlaştıracakmış. Yani şuna ulaş diyor. Şu şekilde H2O sıvısını H2O buhar yap diyor kardeşim. Şunu yap diyor ya. Şunu yap. Buhar yap diyor. Gaz yap diyor şöyle. Peki ben buraya bakarak H2O sıvısı tepkimeye girenler yönünde olması gerektiğini görür müyüm? Görürüm. Şunu birinci iyi ters şunu bir ters çevirirsem. Şöyle birinci ikinci tepkimeyi ters çeviriyorum. Şöyle yazayım H2O sıvısı devamında H2O gaz artı oksijen 1 bölü 2 oksijen. Ters çevirdiğim için burada delta H'ım ne olacaktır kıymetli arkadaşlarım? Normalde eksi 68 ters çevirdiğim için artı 68 olacaktır. Pekala, öbür tepkimeyi de normal almam lazım. Gaz olması gerekir. Bakın burada ürünlerde gaz var. Yazıyorum. Hidrojen artı 1 bölü 2 O2 devamında H2O gaz şeklinde yazdım mı? Yazdım. Burada delta H'im ne olacaktır? Delta H eşittir. Eksi 58 olacaktır. Peki ben bunu taraf tarafa toplarsam. Biraz önce yaptığım gibi toplarsam. Toplayayım efendim. <laughs> Aynı olanlar birbirini yok edecek. Bakın hidrojenler birbirini yok etti. Oksijenler birbirini yok etti. Ve dolayısıyla H2O sıvısı buradan ne elde ettik efendim? H2O gazını elde ettik. Ve buradan delta H bu ikisinin toplamı olacak mı? Evet bu ikisinin toplamı olacak. 68 ile eksi 58 toplarsam artı 10. Delta H'im 10'muş. Ama sorun bitmedi. Bana diyor ki 45 gram suyun aynı koşullarda buharlaştırılması sırasında ısı değişimi aşağıdakilerden hangisidir? Ben neyi buldum aslında? Ben 1 mol suyun buldum. 1 mol su ne kadar? 18 gram. Yani 18 gram suyu buharlaştırmak için 10 kilojül ısı vermem gerekiyor. 10 kilo kalori ısı vermem gerekiyor arkadaşlar. Artı 10 kilo kalori ısı vermem gerekiyor. Peki 45 için ne kadar gerekir 45 gram için? Buradan içler işte dışlar alem gallem yaparsak arkadaşlarım 18 x eşittir 450 ve x eşittir 450 bölü 18 sanırım bu da 25 olmalı. İşaretim artama artı 25 olmalı. Doğru cevabım da denizli olmalı kıymetli arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım başka bir soruda şu şekilde bunu elde etmeye çalışıyorum. C2H6 var burada. Yukarıda da C2H6 ikinci tepkime de var. O zaman ikinci tepkimeyi ters çeviriyorum. C2H6 ters çevirdiğim zaman C2H4 ve devamında da ne olacaktır? Hidrojen olacaktır. Ters çevirdiğim için delta H'in işareti değişecektir Artı 135 olacaktır. Oksijen birkaç yerde olduğu için oksijene karışmıyorum. Karbondioksit iki yerde olması gerekir. Evet burada da karbondioksit e, şurada var. Dolayısıyla o tepkimeyi aynen alıyorum. Üçüncü tepkimeyi C2H4 artı 3 oksijen diyorum. Ve devamında 2 karbondioksit artı 2 H2O. Sevgili arkadaşlarım su 3 tane olması gerekir. Şu halde bir tane oldu. 2 tane oldu. Demek ki yukarıdaki tepkimeyi de aynen alırsam şu şekilde H2 artı 1 bölü 2 O2 aldım ve devamında H2O sıvısı oluştu. Ee, bunu aynen aldığım için burada delta H'im kaç olacaktır? Burada delta H'im eksi 285 olacaktır. Şu tepkimeyi de aynen aldım. İkinci tepkimeyi de aynen aldım. İkinci tepkimede de değerim kaç olacaktır? Eksi ee, 1400 olacaktır şurada da. Yani şu tepkimeyi aynen buraya aldım sevgili arkadaşlarım. Burada da eksi 1400 olacaktır. Şimdi bunları taraf tarafa toplarsam şu şekilde HES kanununda tepkimelerin toplanabilirliği ilkesini inceliyoruz kıymetli arkadaşlarım. Aynı olanları sileyim. Hidrojenler aynı sildim. Başka ne var aynı olan? Şu C2H4'leri gördüm. Bunu da sildim. Başka da aynı olan sanırım yok. Şimdi bu tarafta bir C2H6 kaldı. C2H6 kaldı. Artı Arkadaşlar 3 oksijen burada yarım da burada 3,5 oksijen 3,5 oksijeni efendim 7 bölü 2 oksijen şeklinde yazabilirim devamında arkadaşlarım bu tarafta 2 karbondioksit ve ne elde etmiş bir iki su burada bir su da burada 3 suyu da elde etmiş oldum şu anda ben istenilen tepkimeye ulaştım o zaman şunları toplamam gerekecek nasıl toplayacağım efendim bunları şu şekilde bakın e, burada bir artı var Şunlar ise eksi. Eksileri bir toplayayım. Artıyı da çıkartayım. 1400 ile 285'i toplarsam 1685. 1685'ten sevgili arkadaşlarım 135'i çıkartıyorum. 0, 5, 5, 1. Dolayısıyla eksi büyük olduğu için buradaki delta h'im kaç olacaktır? Delta h nereye yazayım? Şuraya yazayım. Delta h eşittir. Eksi 1550 olacaktır kıymetli arkadaşlarım. Evet bir sonraki soruya geçiyorum. Aşağıda bazı tepkimeler ve bu tepkimelere eşlik eden ısı değerleri verilmiş. Buna göre şunu bulun diyor bize. Bulalım yalnız burada ısıları tepkimelerin içerisinde vermiş. Ben bunları bir kenara yazabilirim. Birinci tepkimemde delta H kaçtır? Birinci tepkimemde delta H artı 540'tır. E İkinci tepkimede nedir efendim? İkinci tepkimede de eksi 1040'tır. Buna göre değerlendirirsem. Bakın H2S tepkimeye girenler yönünde 2 olacak katsayısı Burada ürünlerde var. O zaman bunu ters çevirip 2 ile çarpsam uygun olur mu? Elbette ki uygun olur. O zaman öyle yapıyorum. Ters çevirdim 2 ile çarptım. H2S artı 3 oksijen dedim. Devamında 2 CO2 artı 2 H2O yazdım. Ters çevirip 2 ile çarptığım için delta taşım h'm kaç olacaktır sevgili arkadaşlarım? Eksi 1080 olacaktır. Peki karbondioksit var. Karbondioksit nerede var efendim burada? Karbondioksit ikinci tepkime de var. Kas sayılar uyuyor. Ama burada karbondioksit ürünlerde, burada tepkimeye girenlerde, burada ürünlerde. O zaman bunu ters çevirerek bunu buraya alabilirim. Ters çeviriyorum. Ters çevirdiğim zaman karbondioksit artı 2 CO2 bu devamında CS2 artı 3 oksijen şeklinde bunu yazdım mı yazdım. Ters çevirdiğim için sadece delta H kaç olacaktır? E, artı 1040 olacaktır. Bunları kendi arasında taraf tarafa bir toplayayım bakayım. Hedefime ulaşabilecek miyim? Birbirini götürenler var mı sevgili arkadaşlarım? Görüyorum bakın. Şu kalemin rengini tekrar değiştirdim. Kolu anlaşılsın diye. Bakın 2 CO2 burada var. 2 CO2 de burada var. Bunlar gitti. Ne kaldı geriye? Yazayım. Buradan 2 H2S kaldı artı buradan e, karbondioksit kaldı. Arkadaşlarım şu oksijen nerede gidiyor bakın. Oksijen de gitti? Geriye buradan efendim devam edersem CS2 artı 2 H2O. Bakın hedefime ulaştım. Bu tepkimeyi ne yaptım? Oluşturdum. O zaman delta H'larda topluyorum. Bu iki delta H'ı toplarsam kaç gelecektir? Eksi 40 gelecektir. Bu tepkimenin delta H'ı diyoruz sevgili arkadaşlarım. Devam edersem arkadaşlarım bu konuyla ilgili son bir sorumuz var. Onu da çözüp tamam edeceğiz inşallah. Tepkimeleri ve standart entalpi değişimleri verilmiş. Buna göre aynı koşullarda entalpi değişimi B-2A kilokalori olan tepkime aşağıdakilerden hangisidir diyor. Efendim bu ne yapmış? B'yi olduğu gibi almış vaziyete göre toplamış delta aşı. B'yi olduğu gibi almış. Alsın o zaman B neydi? Z'den düzeltelim. Z'den Z'den efendim Z gazından ne oluşuyormuş? 2Y gazı oluşuyormuş şu şekilde. Ve bunun delta H'ı neymiş? Delta H'ı B'ymiş. Eksi 2A dediğine göre belli ki A'yı ters çevirip 2 ile çarpmış. Ters çevirip 2 ile çarparsa 2Y gazı devamında da 2X gazı oluşacak. Burada da delta H eşittir. Eksi 2A olacak. Burayı taraf tarafa toplarsak sevgili arkadaşlar bu şekilde. Bu 2Y'ler gider bizim mevcut tepkimemiz ne hale dönüşür? Z gazı bundan ne olacaktır? 2x gazı oluşacaktır. Yeni oluşacak tepkimenin delta h'ı da b 2 2 olacaktır. Yani aslında ben neyi arıyorum? Z'den 2x'in oluşumu, Z'den 2x'in oluşumu sanırım C seçeneği bizim aradığımız seçenektir diyoruz. Ve böylece bir dersin, bir ünitenin sonuna geldik sevgili arkadaşlarım. Bir sonraki videoda bu üniteyle ilgili genel sorular çözeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın kıymetli arkadaşlarım.